bu güvercinlerin beyaz olmasının özelliği Van güvercin olması. Yüksek uçarlar. Genelde paçalılı olurlar. Ben beyaz sevdiğim için beyaz besliyorum. Bugün de geldik. Video çekmeye hakkım da yoktu ama bir kamerayı alayım dedim. Bakayım neler çıkacak. Havalandırıyorum şu an. Çünkü normalde günde bir saat falan duruyorum. Yem vermiyorum havalandıracağım için. Dün de gelmediydim. Yemi koyduydum. Biraz aç kalmaları lazım. Az bir şey. Çok aç değil. Onun için de şimdi az yemle dışarı çıkmalarını sağladım. Yoksa yerinden pek çıkmıyorlar, uçmuyorlar. İki günde bir kesinlikle uğruyorum. Beyaz rengi hoşuma gittiği için beyaz renk aldım. Siyah beyazlar. Böyle oyalanıyorum. Bu tabii benim çocukluğumdan gelen bir şey. Çocukken evimde kuş eksik olmazdı hiç. Sürekli ya muhabbet ya kanarya beslerdim. Papağan beslerdim. Doğa kuşu da besledim ama doğa kuşunu ondan bıraktım. Doğa kuşu yoksa olmuyor. İnsanlar kuş için birbirlerini çekiştiriyorlar sürekli. Yani insan kuşun önüne geçince ben sevmiyorum onu. Onun için bıraktım. Kafes kuşlarından uzaklaştım. 15 kişilik grubumuz var. WhatsApp grubu. Güvercin besleyenler bir arada. Para pulun sorunu olmuyor. İsteyene istediği güvercini veriyoruz. Bunu alamazsın deyince de zaten onlar bir daha istemiyor. Bunun yavrusundan verir misin deyince olursa veriyorum. Onlar da beğendiğim varsa yavrusundan verirse alıyorum. Böyle bir 15 kişilik grubumuz var. Şu an rahatız kuş konusunda. Bunlarla vakit geçirmeye çalışıyorum. Hobi bu. Nasıl insan spor yapıyorsa, nasıl bilgisayar oynuyorsa, köpek besliyorsa ben de bunları besliyorum. Bunlar hoşuma gidiyor. Nasıl fotoğraf çekiyorsa insanlar, bunlar da hoşuma gidiyor. Bunların uçması, yerlerine sadık kalması, uçup yerini bilip gelmesi, elinden yem yemesi bunun hoşuma gidiyor. Akrabamın çatısında besliyorum ama bunları buradan alacağım. Ne kadar almak istemesem de burada olmuyor. Aslında en iyi yer burası. Bunlar için uygun. Bunları buradan taşıyacağım yakında. Bir iki haftaya yumurtaları var şu an. Dokunamıyorum onun için. Taşıyacağım. Yakında yavruları çıkacak. 10 gün sonra falan çıkarlar. Tabii bazen annesi beslemiyor, ölüyor. O sorunları aşmaya çalışıyorum ama beyazlardan alacağım. Genelde beyaz besliyorum. Beyaz sevdim. Bunların içinde arada bir takla atan var. Ama takla atan bir kuş değil, türü değil yani böyle sefer yapıp da takla atmaz. Bunlar yüksek uçuyor ve gözükmüyorlar iyisi. Bunlar şimdi damızlık. Ben kendi uçum kuşlarım daha yavrudan çıkartamadım. Bunlar şimdi hepsini damızlık bunları. Böyle oyalanıyorum. Birçok şeyden daha iyidir. Benim hoşuma gittiği için besliyorum. İçerik üreticisi değilim sonuçta. Bunun da belgesel türünde yapmayı istiyorum yani. Ben şu an kendimi çekiyorum ama benim çekmem lazım belgesel yapmam için. O 15-20 kişilik dediğim grup, onları çekeceğim. Bu belgesel değil bu. Ben sadece kendimi hem bana anı olsun diye yapıyorum hem de belki izleyenlerin hoşuna gider. Yani bunlar için geçerli midir her yerden gelme? Atıyorum bunu İstanbul'a salarsanız bu güvercinler gelemeyebilir. Çünkü genetik anlamda o özellikleri taşımadı. Amposta güvercini yani sağlam bir kuş olduğu için kolaylıkla gelebilir. Gerçekten güzel güvercinler. Ben hoşuma gidiyor. Beyaz, siyah olması ilgi çekiyor. Normal Mardin güvercinlerinde, sokak güvercinlerine benzeyenler var. Onu bilmeyen insanlar sokak güvercini bunlar falan deyip duruyor ama öyle değil. Asıl güvercin onlardır, taklacı güvercinler. Ama renkleri aynı olduğu için insanlar tabii bilmeyen insanlar karıştırabilir. Bilmeyebilir ama bunun renkleri güzel olduğu için insanların ilgisini çekiyor.